Biri Rabbi Adviya'nın kapısına geliyor da diyor ki tevbe ettim, Hak tevbemi kabul buyurdu. Tıptı. Fetâbe aleyhi. Hayır diyor, yanlış. Tâbe aleyke sümme tıptı. Belki o sana o tevbe arzusunu verdi. Dönme arzusunu verdi. Adım atma arzusunu verdi. Sonra sen tevbe ettin. Tedelli yoluyla ondan gelmesi çok önemlidir. O hidayet etmese hidayeti bulamayız. O kalbimizi açmasa hakikate uyanamayız. O dilimizi çözmese hakikati diyemeyiz. Bizden olan sadece bir niyetten ibarettir. Ey Rabbi Rahim'im, ey Rabbi Kerim'im, okunan ezanlar hürmetine niyetlerimizi halis eyle bizi. Hataların en küçüğüne karşı senelerce dilgir olup ağlayan bu insanların durumunu Kur'an-ı Mucizü beyan, kendine has o nefis ifadesiyle çok güzel anlatır. Kâb ibn-i Malik hadisesiyle alakalı olarak وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَى مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. Ruhun şad olsun Rabbi Adviye. Ben bu ayetin sonunu düşünmeden senin sözünü naklettim ama Rabbim de aynen senin dediğin gibi diyor. وَذَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. Yer gök bütün genişliğiyle beraber şayet gözlerine bir haram gelmiş ilişmişse onlara dar gelir. Koca Sıddık, hangi sema bana gölgelik yapar? Hangi arz artık ben omuzlarında taşır? Ben o günah işlersem, ruhun şad olsun, kurbanın olayım. Ben senin işlediğimi günah bilmiyorum. Ama bu işi ben yaparsam, hangi sema benim başımda durur? Hangi arz artık ben omuzlarımda taşır der. Arz ve sema dar gelir onlara. Gözüne başka hayal girmişse, kalbine ayar taht kurmuşsa, ayarın ocağında yanıyorsa hak varken. وَذَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَدْ وَذَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ. Nefisleri de dar geliyor. Canları gırtlaklarına gelir günah karşısında. Günahın en az ömürlü olduğu insanlar, İnabeye gerçek uyanmış insanlardır. Günah o kadar az ömürlüdür ki bunlarda 3 dakika, 4 dakika bir hata ya yaşayabilir ya yaşayamaz. Saat 11'i 5 geçe bir hata ederlerse 11'i 6 geçe seccadelerine diz gelmiş, başlarını yere koymuş, çoktan onu yıkamışlardır. Günaha vefalı olmayan, günah iflah etmeyen temiz sineler, baş döndüren müthiş iradeler, büyük ruh insanları. Çirkef sokaklarda bir kere gözüne yabancı hayal girince, neredesin mescid, neredesin mescid? Arınmadan evime gitmeyeyim. Kirli nasiyeme evladı iyalim bakmasın. Günahın en az ömürlü olduğu insanlar, günahın vefa bulamadığı insanlar, hataların yaşama fırsatını bulamadı insanlar. Daha filizi rüşeymi topraktan başını çıkarır çıkarmaz, hemen bir timarla başlarını koparan baba yiğitler, kahramanlar. Değil günah, işlerinden geçen hatırata karşı dahi tahammülleri yok. Hayallerinden geçen fena şeylere karşı dahi tahammülleri yok. اِنْ تُبْدُوا مَا ف۪ي اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّٰهِ. Nasık ve mensukçular bu ayetin neskedildiğini söylerler. Oysa ki o manasıyla kalp erbabına, irade insanlarına, ruh insanlarına ve vicdan nesillerine ve geleceği gül gülistan yapacak Hz. Muhammed'in
benim kardeşlerim dedi. Benim kardeşlerim dedi. 20. asırda camileri dolduran delikanlılara. Farklı bir yanı vardır. Onlar işlerinden geçen şeylerden dolayı dahi muahaze oldukları ve olacağı kanaatindedirler. Yanlış bir hatıra hayallerini sardığı zaman hemen bir tokatı yiyeceklerine inanır, hemen başlarına koyacakları bir secdegah ararlar. Yüzlerini yere sürer ve yine tertemiz hale gelirler. Gelecek tertemiz nesiller bekliyor. Gelecek irade ve ruh nesilleri bekliyor. Sizler de o olmaya müracaat etmiş bulunuyorsunuz.